Merhaba. Ben Logo Destek Hizmetleri ekibinden Emre. Bu videoda browserlar üzerinde satır renklendirmeden bahsedeceğiz. Örnek olarak malzemeler browserında gerçek stok seviyesi 15'in altında olan satırları kırmızı, gerçek stok seviyesi 100'ün üstünde olan satırları yeşil olarak yapacağız. Malzemeler browserını açıyorum. Satır renklendirme bütün browserlarımızda sağ klik F9 menüde tercihler seçeneğinin altında yer almaktadır. Satır renklendirme seçildikten sonra sol taraftaki kolon bölümünde bu browser'a ait değişkenler listelenmektedir. Eğer bu listede aradığımız değişken yok ise gelişmiş altında ekle ile kendiniz formül ile yeni bir değişken ekleyebilirsiniz. Gerçek stok seçtim. Birinci koşulum gerçek stok seviyem yüzün üzerinde olanların arka plan renginin yeşil görünmesini istiyorum. İkinci koşulum da gerçek stok seviyesinin 15'in altında olanlar için kırmızı görünmesini istiyorum. Böylelikle stok seviyesi gerçek stok seviyesinin 15'in altında olanların satır rengini kırmızı ile işaretlemiş olacağım. Burada arka plan rengini işaretlerseniz satırda gridde arka plan rengini belirlemiş olacağız. Arka plan çeki atmaz isek yazı rengini belirlemiş olacağız. Sonraki butonuna sol klik ile tıklıyoruz. Özet kısmında bize browser'da nasıl görüneceğinin özetini gösterecektir. Burada son seçildikten sonra satır renklendirme işlemini tamamlamış olacağız. Görüldüğü gibi gerçek stok seviyesi 15'in altında olanlar kırmızı, 100'ün üzerinde olanlar yeşil olarak görünmektedir. Aradaki gerçek stok seviyeleri için bir koşul belirlenemeyeceği için herhangi bir renklendirme yapılmayacaktır. Siz de kendi koşullarınızı tanımlayarak istediğiniz browser'da satır renklendirme yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.